İncir ve çekirdeksiz üzümün başkenti Aydın'daki yolculuğumuza dün başlamıştık. Takdir edersiniz ki Aydın'ımızın zengin bir mutfak kültürü var. Bir güne sığdırmak mümkün değil. Şayet hazırsanız lezzet yolculuğumuza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha gezeyim ben değil mi? Yes, yes, gez. Bakalım abi. Diğer zeytinlerin gölgesinde gez neler oluyor. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar. Efendim söke merkezdeyiz. Bölüm kuzumuzu söke söke alırız. Tadına bakarız. Kuzuyu gönderdik fırına. Şimdi meze hazırlayacağız. Karina sahillerinde çok güzel tarifler hazırlayacağız. Denizden babam çıksa yerim derler ya. Biraz ördeklere, biraz kefallere, biraz kazlara. Alkışlıyoruz efeleri. Yer sarsıldı. Böyle karizma olur mu? Böyle zeybek oynanır mı? Böyle güzel karşılanır mı insan? Çok teşekkür ederiz. Maşallah. Efendim Doğan Bey'deyiz. Geç bakayım. Çay için ben geze geze. Hemen geliyorum. Efendim arkanıza Büyük Menderes'in o müthiş deltasını alıp biraz şöyle yukarıya, serin yerlere, güzel havasını teneffüs edebileceğiniz coğrafyaya doğru ilerlerken Doğan Bey Köyü'nü görürsünüz. Müthiştir. Zaman belli bir dakikada, günde, ayda, tarihte burada durdurulmuş. O kadar güzel ki evler, sokaklar. İçine de bir o kadar güzel insan doldurulmuş. Söke'ye geldiğinizde sorun, soruşturun Doğan Bey'e mutlaka gelin. Herkese tavsiye ediyoruz. Muhtarımız Nihat abi. Her muhtarın Ege'de ise zeybek oynaması lazım. Evet. Nasılsınız Nihat abi? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Teyzelerimizden bakalım ne havadisler var. Biraz değil mi? Sayın muhtarlarım biraz da tamam, onlarla sohbet edelim bakalım. Sağ olun. Kaçma! Kaçma! Tut teyzeyi, tut teyzeyi. Tut teyzeyi, kaçar. Özellikle kaçanı yakalarım. Hoş geldiniz, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim, nasılsınız? İyiyiz, nasılsınız? Kamerayı görünce benden mi kaçıyorsun, bu kameramandan mı kaçıyorsun? Önce onu bileyim. Yok yok, kaçmadım. Ne yemekler olur burada? Vallahi burada nohut, fasulye. Başka? Başka diyeceğimiz yok, ne diyelim. Siz sorun. Nasılsınız anneciğim? İyiyim gülüm, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, maşallah size. Sana da maşallah. Gözlerinize hiç nazar değmesin inşallah. Değmesin, sana vereyim. Onlar böyle yerinde güzel. Ha. Ne yemeği yaparsınız? Ne gelirse. Evde. Torunlar falan mesela neyi sever?
Fasulyeyi sever. Burada en çok fasulye seviyor. Fasulye deniyor değil mi burada? Ha, evet. Fasulye. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Ha. Onu çok seviyorlar. Ha, seviyorlar. Nohut da seviyorlar. Nohutu da seviyorlar. Tamam, kafa yapımız aynı köyle. Ha. Yapacak mıyız onlardan izleyicilerimize? Yapacağız mı? Aşçılar yapar. Aşçılara baksana belli yani. Evet, aşçılar onlar zaten. Bildim, evet, bildim. İki abi canım. Kardeş ikisi de aşçı. Belli, duruştan belli. Yap. Hazırladık her şeyimizi. Ne hazırladın? Ne hazırladık? Tavuk çorbamızı, kapamamız var, tavuk kapamamız. Börüleceğimiz, kerevizli nohutumuz. Bayağı sağlıklı yemeklerimiz var ya. Evet, aynısı çocuğum. Aynı yemeklerimiz hepimizin aynı. Aynı nohutumuz, fasulyemiz. Bir şey yaparlar bak ocaktan. Arka tarafta kazanlar çok görüyorum. Kalmamız. Bir tarafta kuzu ya da oğlak dönüyor, evet, kokusu evet, geliyor. Evet, evet. Benim şimdi o kokuya doğru gitmem lazım. Doğru. Meydanlarda, köylerde kuzuyu oğlaya keçiyi çeviren usta Candır. Daha galiba yeni başlamış pişmeye. Evet efendim. Yani usta aslında Candır ama neden Candır? Şimdi kuzuyu pişirirken meydanda böyle sıcağa maruz kalırlar. Ardından bütün köye bunu ikram ederler. Sonra elde kalır bir kaburga kemiği, bir de kaval kemiği. Aç kalır. Evet efendim. Ama harika. Öyle doyuyorsunuz değil mi? İkram ederken tabii, insan doyuyor. Tabii. Şimdi efendim ya zaten halimizden de belli yani. Belli, fitsiniz. Yani. Kuzu yememekten yani, değil mi bu? Yani. Yok efendim, kuzu az yemekten. Kuzu çevirmekten. Hiç yemiyor, hep çeviriyor. Evet, abi. Evet. Neyse. Elinize sağlık. Teşekkür afiyet ederiz. İki efendim. Saat sonra galiba kuzumuz hazır olacak. Açık havada. Mis gibi. Afiyet şeker olsun. Kuzu çevirme bizi bekler. Gidelim olsun. Şimdi hamur işlerine bağlanalım. Görüşürüz usta. Efendim. Ne oluyor burada? Bu halkımız neyi bekliyor gölgede? Seni bekler. Hiç beni bekliyor gibi durmuyorlar. Hepsi bekler. Bence çörekleri bekliyorlar. Çörek bekliyorlar. Ha, doğru çok... cevap geldi oradan. Çörek halkımız bekler. Çörek bekler incir ağacının gölgesinde. Çörekler de büyükmüş. Bol sen, kepçe. Tabii. Bizim bak. Ne var içinde onun? Isırgan var. Bahçeden topladığımız ısırgan. Yapma ya, ısırmasın bizi. Isırmaz. Ondan sonra soğan yaprağı, taze soğan yaprağı koydum içine. Soğan yaprağı. Hı. Ondan sonra biraz tulum peyniri, biraz da çökelek. Daha ne olsun? Hı. Orada da sen hanımefendi pişiriyor. Gidelim bakalım bunlar nasıl pişiyor. Kolay gelsin. Teşekkürler, buyurun, hoş geldiniz. Kızgın yağda evet, kızartıyoruz. Böyle ateşimizi yakıyoruz ilk önce. Odun ateşi. Koyuyoruz. Evet, odun ateşi. Ondan sonra kendi zeytinyağımızdan da içine katıyoruz. Ondan sonra böyle çöreklerimizi pişiriyoruz. Burada herkes kendi zeytinyağını kendi mi yapar? Evet, evet. İçindekileri gördünüz efendim. Bir tadına bakalım. Evet, buyurun. Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, aramızı bozanlar. Maniyle geldim kazanın başına. Ne yapıyorsun anneciğim? Tavuk çorbası yapıyorum. Şehriyemizi de kızartmışsınız bir güzel. Burada da tavuk suyu var anladığım kadarıyla. Evet. Başka ne var içinde? Bir şey yok şimdi. Şimdi göndereceğiz olacak. Evet, evet. Gönderiyoruz şehriyeyi. Göndereyiz. Ooo, cus! Ne güzel oldu. Sonra tavuklar gönderiliyor ve tavuklu şehriye çorbamız evet, hazır oluyor. Elinize sağlık. Burada ne bekliyorsunuz elinizde? Burada topalak, yöresel topalak yemeğimizi yapıyoruz. İyi bilirim, zordur yapması. Evet. Kolay iş değildir topalak yemeği. Elinizdeki evet, ne? Suyunu ilave edeceğim. Biraz az geldi. Tavuk, et suyu. Kaynamış et suyu. Kemik suyu. Evet. Az sonra tadına bakacağız. Evet. Peki yan tenceredeki yoksa börülce mi? Evet, bu da börülce. Haşlanmış vaziyette. Bunu ister yemeğini yapıyoruz kuru fasulye gibi, ister de piyazı oluyor. Evet, zeytinyağlı da kullanılıyor. Evet, evet. Çeşit salata çeşit niyetine, değerlendiriliyor. Evet, bayağı soğuk yemek olarak kullanılabiliyor. Aydın mutfağında var. Evet, özellikle kıyı kesimlerde çok fazla evet, var. Siz evet, de yetiştiriyorsunuz zaten. Evet, bahçemizde, tarlamızda yetiştiriyoruz. Oh, ellerinize sağlık. Evet. Biz de tadına bakacağız. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sağ olun. Orada bez bebekler mi görüyorum? Oraya doğru gidelim, kolay gelsin.
Burada bir kalabalık var. İsmail abi burada, Hakkı abi burada. Ayşe teyze burada, Sultan halam burada. Hem çocuklar için hem de evlerde gerçekten böyle evet. Aksesuar olarak evlerinizde, salonlarınızı, odalarınızı süsleyen el emeği, göz nuru, evet. Bez bebekler. Kendi kültürümüzü yansıtıyor, evet. Bizi anlatıyor. Teyzelerimiz köylerimizde hala nasıl gezip dolaşırlar, evet. Nasıl giyinirler. Mesela bu abi kesin deve işinde. Evet. Değil mi? Deve işi değildir. Devesi var bence. 3-4 tane devesi var gibi geldi bana. O abimizin de köstekli saati mi var? Evet. Bu abinin günahı nedir? Geldiğimden beri odun taşıyor. Yük taşıyor. Yük taşıyor. Çok güzel çeşitler var tabii ki, evet. Burada. Hanım ablalarımızın kıyafetleri, evet. De birebir aynı dikilmiş yazmalarıyla, altınlarıyla. Çok güzel. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sofralar sizin için kuruldu. Masalar dolusu malzeme. Güzel köyümüzün yemeklerini anlatacağız. Bu mahallede neler yeniyor, neler içiliyor. Lütfiye teyze nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Çok şükür. Çok şükür. Burada galiba bir tatlı hazırlayacağız. Evet. Ne yapacağız? Zerde. Zerde. Evet. Atıcı abla, burada ne yapacağız? Kuru börülce yemeği yapacağız. Şu meşhur. Evet. Köyümüzün meşhur kuru, evet. Börülce yemeğini, evet. Yapacağız. Burada ne olacak ki? Burada kerevizli nohut. Bahçelerde kereviz, biz onu nohutsuz yemeyiz. Seher yıldızı ayırdı bizi. Seher ablam. Seher ablam bize tavuk kapama hazırlayacak. Hatta hemen başlıyoruz hazırlamaya. Tavuk kapama. Malzemeler ne Seher abla? Tavukları önceden pişirmişsin. Tavukları haşlamışsın bir güzel. Pirinci kavurduk. Buraya döktük. Yarım kavurmuşsun hepsini değil. Yarım herhalde. Kavurduk. Değil mi? Soğan kavurup içine soğan katacağız. Var. Tamam. Zeytinyağımız var. Zeytinyağımız, karabiberimiz, kimyonumuz, nanemiz, tuzumuz. Malzememiz bu kadar. Malzeme bu kadar. Bunlar pilava mı katılacak? Pilav kapamanın üstüne katacağım. Üstüne? Evet. Hazırlayalım. Ocağı yakayım ben. Başlayalım. Rahmet olmasın. Seher ablamız baharatlarımızı serpti. Serptim, ne yaptım? Sonra tavukları dizmeye başlıyor. Bu arada soğanlar da gitti. Soğanlar da gitti. Şimdi tavuklarını sıralayacak. Onları diziyoruz. Sonra ne olacak Seher abla? Suyunu katacağım. Fırına vereceğim. Bu kadar. Evet. Pilav piştiğinde afiyet yemek olsun. Tamam. Şimdi sırada Saadet ablamızla nohutlu kereviz var. Saadet abla zaten elinde bıçakla beni bekliyormuş. Hazırdayım zaten. Keskin mi o? Çok. Bakıyorum hiç hemen böyle acele ediyorsun. Hemen o zeytinyağını koyacak başlayacak. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Malzemelerimiz neler var mesela? Malzemelerimiz soğan var. Doğrayacağız. Evet. Salçamızı koyacağız. Kerevizimizi koyacağız. Arkadan nohudumuzu, salçamızı, suyunu, tozunu. Su ne suyu? Nohut suyu bu. Nohutun kendi suyunu kullanacağız. Kendi suyu. Yani hiç normal su pek kullanılmıyor yemeklere. Tadı ya olmaz. Tavuğun, tadı olmaz. Ya etin. Tadı tabii. Olmaz. Zeytinyağı var. Kereviz de haşlanmış. Evet. Limonu da katılmış. Evet. Bizi bekliyor. Şimdi başlıyoruz hazırlamaya. Önce soğanlarımızı doğruyoruz. Kavruldu. Soğanımızı güzelce kavurduk salçamızla beraber. Şimdi önce kerevizler gidiyor. Suyuyla beraber mi? Suyunu koymayacağız. Tanesini. Birazdan biraz. Nohut suyumuz gidecek tabii. Üzerine. Evet. İlave edeceğiz. Tuzunu koyacak mıyız? Tekrar biraz kavurduk. Kavurduktan sonra tuzumuzu da ilave edeceğiz. Evet. Ardından pişmeye bırakacağız. Tabii. Ve yemeğimiz hazırlanmış olacak. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun. Şeydi. Sırada bahçelerde börülce.
Hatice ablam önceden kavurduğumuz, haşladığımız börülceleri o kazandan aldı. Büyük tencereden buraya ayırdı. Evet. Yanında biberi de var. Onlar da haşlanmış. Haşlanmış. Soğan kavuracağım. Soğan kavuracağız. Kavurduktan sonra domatesini katacağım. Salçasını. Ondan sonra börülceyi katacağım. Yine zeytinyağımız da var. Evet, zeytinyağımız var. Başlıyoruz. Önce soğanımızı doğrayalım. Soğanımızı kavurduk. Kavurduk. Domatesimizi ekledik. Ettik. Salça gitti. Kattık. Şimdi de börülceye sıra geldi. Sırada börülce var. Kuru börülceler de gidiyor. Börülce. Ekleyelim. Ama biberlerle beraber değil mi? O acı biberlerle. Tabii, kuru acı biberlerle beraber gönderiyoruz içine. Biraz karıştıracağız. Ondan sonra suyunu katacağız. Su ekleyeceğiz. Bu da kaynayacak. Bu da hazır olacak. Evet, bu da hazır olacak. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Hatice ablacığım sağ olun. Afiyet olsun. Şimdi Lütfi ablamızla tatlı vakti. Sırada zerde var. Lütfi ablacığım sıkıldın mı beklerken? Sıkıldım. Kolay değil, 3 yemek hazırladık. Tabii. 3 tane çok güzel yemek hazırladık. Tam bize göre sulu yemekler. Şimdi tatlı lazım o masaya. Zerde tatlısı hazırlayacağız sanırım. Evet. Zerde tatlısının malzemeleri pirinç var. Pirinç. Islatılmış, yıkanmış. Evet. Şeker var. Evet. Darçın var. Darçın. Bunu da unuttum ismi. Ne o, ne ki o? Söyleyeyim mi? Söyle. K ile başlıyor. İlk harfi K. Karanfil. Karanfil. Unuttum. Karanfilimiz var, suyumuz var. Bu kadar malzememiz. Lütfi ablam en güzelinden zerde tatlısına başlıyor. Evet. Kulak kesilin, iyi izleyin. Karanfil kokulu pirinçlerimiz tamamdır. Evet, tamam. Elinde şeker var şimdi. Evet. Lütfiye ablamızın. Gönderiyoruz şekerimizi de, toz şekerimizi ilave ediyoruz. Evet. Ondan sonra? Ondan sonra pişti mi? Üstüne darçın koyacağız. Darçın. Evet. Üstüne de darçını ekliyoruz ve birazdan muhteşem bir masada sizi bekliyor olacağız. Sakın ayrılmayın. Doğan Bey'de ziyafet var. Ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Doğan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İyi hazırlık yapmışlar. Kuzu çevirmeyle başlıyor. Çörekle bitiyor masa. Biz neler hazırladık hemen hatırlatalım size. Nohutlu kereviz, kuru börülce, tavuk kapama ve bol karanfilli zerde. Ezberledin değil mi karanfili? Ezberledim. Bir kere de söylüyorsun değil mi? Karanfil. Lütfiye teyze. Evet, tamam, karanfil. Tamam. Bakalım tadına. Bak. Acıkanlar olabilir aramızda. Vallahi şükür. Sen başta bir bak Doğan Bey köyümüze çok teşekkür ediyoruz. Çok şirin bir köy. Mutlaka gelip görmelisiniz. Evler muhteşem. Yaşayanlar muhteşem. Güler yüzlü insanlar. Yemekler çok leziz. Bizim lezzet yolculuğumuz başladı, devam ediyor.
Aydın Söke'ye bağlı Doğan Bey mahallemizde Karina Koyu'na geldik. Karina Koyu 1900 yıllarda ticaret limanı olarak kullanılıyormuş efendim. Buradaki ünlü Rum tüccarlar ürünlerini diğer adalara taşırlarmış buradan. Depolama alanları var. Biz de sizin için şöyle küçük bir tur hazırladık. Gidelim bakalım. Geç vakitte geldik ama deniz tarafından gelen avcıların ağlarına neler takılmış? Açıkçası ben merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız ayrılmayın. Özkan kaptanıma emanetiz. Balıkçılarımız ağlarını toplamış, dönüyorlar bile karaya doğru. Kolay gelsin. Nasıl geçti? Var mı iyi kötü? Var iyi kötü var. Neler yakaladınız abicim? Bugünkü kısmet nedir? O nedir o? Dil balığı var. Dil balığımız var. Evet, pisi balığı var. Pisi balığı var. Başka hangi balıklar çıkar burada? Dile attığımız için sadece dil balığına pisi balığı. Özellikle dil balığına atıldı bu ağlar. Evet, dil balığına atıldığı için dil balığı. Meşhur mudur buranın dil balığı? Aynen öyle. Tercih edilir yani. Tabii. Rastgele iyi avlar diliyoruz. Gerçekten muhteşem koylar ve bakir koylar. Buralara yol yok ancak deniz yoluyla ulaşabiliyorsunuz. Bir dolu mağara varmış ve bu güzellikte 7-8 tane koy var. Müthiş bir mağara, ziyaret edilmesi gereken ender güzellikteki noktalardan birindeyiz. Karina'nın sahil şeridi müthiş. Sefamız buraya kadar efendim. Teşekkür ediyoruz Özkan kaptanımıza. Lezzetli yolculuğu biraz da karada devam etsin. Şeflerin en büyüğünü buldum. Daha uzunu varsa söylesin. 2 metre şef buldum size. Büyük şef Gürkan Usta. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Gürkan Usta. Şimdi baraküda, yani evet, turna var. Turna balığını buğulama yapacağız fırında. İzleyicilerimize bir buğulama tarifi vereceğiz. Baraküda evet. Buğulama. Evet. Başka ne yapalım? Bunun yanı sıra bundan sonra da şey yapacağız. Kefal pilarki, o da fırında olacak. Evet, o son da levrek ızgara. Hüseyin Usta'mızla da birazdan levrek ızgara yapacağız. Daha ne olsun? Balıkların şahı. Üçü de evet. Karşınızda. Şimdi iyi bir buğulama için, baraküda buğulama için malzeme listemiz nedir? Bol sarımsak görüyorum evet, mesela. Evet, limon buğulama için, soğan, kapya biber, kırmızı, kalyosun biberimiz ve domates. Bunu folyoya sarıp fırına atacağız. Bu kadar. 25 dakika sonra. Zeytinyağıyla. Evet, servis hazır. Hazırlamaya başlayalım. Aranjmanı yapar gibi keyfinize göre onu süslüyorsunuz evet. Cam kabın içine. Ardından limon, sarımsaklar, evet. Baharatı ve zeytinyağı ekleniyor. Alüminyum folyo ile kapatacak mısın? Evet, bu evet onu kapatacağım. Fırında tarağı pişsin diye buğulama hazırsında zaten. Katlayıp fırına göndereceğiz. Evet. Ne kadar pişmedi Gürkan? 25 dakika. 25 dakikada hazırdır. Genelde hani diğer balıklarla da aynı süre geçerli midir? Aynıdır. Bir balığı buğulama yaparken 25 dakika mı pişirmek lazım? Balığın boyutuna göre aslında hani büyüdükçe 5'er evet. Dakika artırabilirsiniz. Elinize sağlık. Sağ olun. Baraküde buğulama böyle. Sırada kefal plaki var. Karina sahillerinde balık şov devam ediyor. Kefal geldi. Şimdi plaki yapacağız. Evet. Plaki için malzeme listemiz domatesimiz domates, var. Önden hazırladığımız soğan, kapya biber yine, kalyosun biberimiz ve salça erittiğimiz bu plakinin üzerine sos olarak döktüğünde. Tereyağı var mı? Tereyağı var içinde evet. Tereyağı, salça. Evet. Zeytinyağı tabii var. Yine baharatlarımız var. Evet. Karabiber sarımsak. Var. Kimyon.
Kimyon, evet. Karabiber, tuz ve zeytinyağı. Bu kadar. Evet. Malzeme listemiz bu kadar efendim. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Gürkan Usta'yla yer değiştiriyoruz. Basketbolcular gibi. 12 dev adam, o pivot, ben gardım. Bu kadar uzun usta olur mu canım? Olur. 2 metre usta mı olurmuş? Tıpkı turna buğulamamızda olduğu gibi aynı usulle üzerine alüminyum folyoyla kaplayıp fırına gönderiyoruz. Bu da herhalde 25-30 dakika kadar, evet, pişecek aynı oldu şekilde. Gürkan şefimize çok teşekkür ediyoruz. Büyük şefe müteşekkiriz bu güzel tarifler için. Afiyet olsun. Az sonra tadına ediyorum bakacağız ama tarifler bitmedi. Izgara yapacağız. Hem de levrek var. Kim yapar? Onu da bize Hüseyin Usta yapar. Abi, önce hoş bulduk. Siz de ekranlarımıza evet, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Siz de nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ölmüş mü? Evet. Balıklar. Levrek. Şu anda ölmüştü. Levrek balıkların şahı. Yani balıktan anlayan mevsiminde levreği mutlaka evet tercih ediyor. Levrek yağlı olduğundan mı biraz ızgarası yapılır? Evet, daha güzel ve daha şey oluyor. Yani diğer balıklardan ziyade levreğin ızgarasını yapmak demek ki doğru bir tercih evet olacak. Evet. Şimdi iki tane levreğimiz var. Evet. Şimdi levreklerimiz hazır. Temizlendi içleri. Evet. Yağımız var. Tuzumuz var. Izgara. Izgaramız da yanıyor. En kolay metot herkes için ama tabii o işin de bir usulü var. Hüseyin abi de o işin ehli. Evet, balıklarımızı ızgaraya gönderiyoruz. Evet. Bir güzel pişiyorlar. Hüseyin ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm balıklarımızı sizin adınıza deneyeceğim inşallah. Elinize sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Evet, hoş bir ziyafet olmuş. Ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gürkan Şef'e ve Hüseyin abimize sağ olsunlar. Baraküda yani turna buğulama yaptık. Kefal plaki ve ızgarada levrek. Tadına bakalım. Soğutmayalım. Önce baraküda buğulama. Eşsiz manzara eşliğinde güzel bir balık ziyafeti yapın. Biz de lezzet yolculuğumuza devam edelim. Ne zaman? Biraz balıklarla işimiz var. Keyfimiz güzel. Efendim, Aydın merkezdeyiz. Malumunuz en lezzetli incir Aydın'da olur. Peki incirin faydaları nelerdir? Biraz bahsedelim istedik. Ayhan Bey'in yanına geldik. Hemen incirimizin tadına direkt incir döner. İncir döneri.
İzzet'in sebebi nedir? İncir her yerde oluyor eyvallah. Ama Aydın ve çevresinde yani ilçelerinde, köylerinde olan incirin yerini başka bir şey tutmuyor, başka bir incir. Tutmuyor. Dünyanın her yerinde incir yetişir. Fakat Aydın'da işlenişi nedeniyle Aydın inciri, dağ inciri özellikle ince kabuklu olduğu için çok lezzetli olmak. Yumuşaklığının sebebi o mu? Yumuşaklığının sebebi, yani ballı olmasının sebebi dağ inciri olmasıdır. Yerken içinde bal var gibi geliyor. Şimdi döneri var. İçinde dönerin yolu arkadaşlar çok var. Güzel, evet. Bol Antep fıstığı ve susamla birlikte afiyetle yiyebiliyoruz. Oh, incecik. Normal klasik gofret, içi cevizli. Neye dikkat etmeliyiz incir alırken? Burada esmer olması incirin, siyah olması kötü anlamına gelmez. İncirin esmer ve siyah olması tamamen doğal olduğunu gösterir. Ayhan Bey, teşekkür ediyoruz. Şuradan bir çikolatalı daha yiyip lezzet yolculuğuna devam ediyoruz. Efendim Söke merkezdeyiz. Bölüm kuzumuzu söke söke alırız. Tadına bakarız. Mehmet ustamızla hazırlayacağız. Fırın tandır yapacağız. Nasılsınız? İyi misiniz Mehmet abiciğim? Allah'a şükür Turgay Bey. Siz nasılsınız? Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sökenize. Sağ olun. Bu burada olan bir usul değil mi? Söke genelinde böyle mi hazırlanıyor kuzu? Genelde biz eskiden tandırlarda yapardık bunu. Tavası hazırlanmış büyük. Evet, çekmece aynen gibi şimdi. Yerleştirip çekmeceyi fırına göndereceğiz. Üzerini kapatacak mısınız alüminyum folyoyla? Üzerini folyoyla kapatacağız. İçine de az bir şey sıcak su koyacağız. Kendi suyunu da saldığı zaman kendi buharında pişecek. Kuyu kebabı mantığı gibi. Aynen. Altına mantık kazan aynen koyuyoruz su dolu. O da buharda piştiği için daha da yumuşuyor. Kuzumuz yaklaşık bir yaşında var, yağlanmış. Evet, aynen. Tabii ki Söke'nin kuzuları çok lezzetlidir, ona ne şüphe. Yani bu şekilde hiçbir şey içine katılmayacak. Sadece su eklenecek ve fırına gönderilecek. Kuzumuzu bitiriyoruz. Ardından size meze hazırlayacağız. Ne yapalım ustam izleyicilerimize? Söke'ye özgü turp otu yapacağız. Evet. Ve sarmaşık yapacağız. O da Söke'mize özgü. Çekmeceyi gönderelim fırına. Ardından onları ondan hazırlayalım. Gönderdik fırına. Şimdi meze hazırlayacağız. Bu mevsimde doğada bulabileceğimiz bunlar bitkiler. Sarmaşık otu, turp otu. Evet, turp otu. İkisinden usul aynı mıdır peki yapacağımız usul? Hayır, bunu suda haşlayarak yapacağız. Bunu da yağda kavuracağız soğanla. Yumurtalı kavuruyoruz, birini haşlıyoruz. Haşlıyoruz, yumurtalı yapıyoruz. Size iki güzel metot geliyor mevsim bitkilerini değerlendirmeniz için. Başlıyoruz. Önce turp otundan mı başlayalım? Önce sarmaşıktan başlayalım. Sarmaşıktan başlayalım. Sarmaşıktan başlayalım. Sarmaşıktan başlıyoruz. Yani kavurma var işin ucunda. Başlayalım. Malzemelerimiz neler peki? Bunu hangisinde kullanacağız bu malzemeleri? Şimdi sarmaşıkta soğan, pul biber, tuz ve yumurta kullanacağız. Tabii ki Söke'nin vazgeçilmesi zeytinyağı. Zeytinyağı. Aynen. Peki turp otunda? Turp otunda da zeytinyağı ve limon kullanacağız ama ilk önce suda haşlayacağız. Ha, haşlaması var. Haşlayacağız. Ondan sonra sosunu üzerine atacağız. Tamam. Sarmaşığımızı hazırlayalım o zaman. Sarmaşık otumuz ve soğanımızı kavurduk bir güzel zeytinyağında. Baharatlarımızı ekliyoruz. Tuzumuzu ekledik. Çok soğanları çok öldürmemeniz gerekiyor bu tarz yağda kavurduğunuz sebzelerimiz yapılırken. Bunların da diğer sarmaşık otu gibi ağza gelmesi gerekiyor. Tabii ki. Şimdi yumurta vakti geldi galiba. Aynen. Yumurtamızı şimdi katıyoruz. Yumurtamız piştikten sonra hazır mı? İlk mezemiz. Evet, ilk mezemiz hazır. Yumurtamız piştikten sonra. Tamamlıyoruz. Sırada turp otumuz var. Turp otumuz hazır. Suyumuz kaynıyor. Limon, sarımsak, zeytinyağı,
sarımsaklı limon sosu. Güzel görünüyor. Sarımsaklı limon sosu zeytinyağlı. Şifadır. Çok faydalı tabii. Çok faydalı. Çok faydalı ama. Pul biber, pul tuz. Biber, tuz. Şimdi bunları haşlayacağız galiba önce. Evet, ilk önce suya atacağız bunları. Haşlandıktan sonra soğuk suyumuzu alacağız. Sonra tabağımızı alıp üstüne sosumuzu ve limonumuzu verdikten sonra servis yapacağız. Soğutmak gerekiyor ama. Tabii ki. Tabii. Buyurun. Turp otunun bundan sonraki yolculuğu kızgın sulardan serin sulara. Ardından ustamızın bahsettiği işlemler var. Onları da tamamlayacağız. Diğer yemeklerimizin yanında yerini alacak. Artık onları tadma vakti. Mehmet ustamıza, şefimize çok teşekkür ediyoruz. Masaya bağlanıyoruz. Söke'de ziyafet vakti. Söke merkezdeyiz. Tandırımız geldi. Fırın tandır. Pek meşhur. Özel usullerle pişiriliyor. Altında suyuyla beraber buharda daha da yumuşuyor taş fırınlarımızda. Diğer yemeklerimizde turp otu hazırladık ve sarmaşık mezelerimiz. Şimdi artık tadına bakalım. Kuzumuzu soğutmayalım. Üzülür. Mehmet ustamıza teşekkür ediyoruz. Söke halkına teşekkür ediyoruz. Söke'nin yemekleri harika. Herkesi bekliyoruz. Lezzetli yolculuğumuz devam ediyor.